Genelkurmay Başkanı niye gelip ifade vermiyor? MİT Müsteşarı niye gelip ifade vermiyor? Darbe Komisyonu'nun çalışmasını niye durdurdular? Niye siyasi ayağını ortaya çıkarana kadar gitmesi için önünü açıp işini kolaylaştırmadılar da meclis komisyonunun önünü kapattılar? Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla süre uzatılması engellendi komisyonun. Yeni ek süre isteyeceklerdi, gerek yok bitirin artık diye. Bir de kamuoyu önünde talimat verdi. Mecliste AKP çoğunluğu da bitirdiler, çalışmaları durdurdular. Bugün Reşat Peten, komisyon başkanının açıklamaları var. 16 Nisan'dan sonra yazacağız raporu diyor. Niye 16 Nisan'dan yazıyoruz, sonra yazıyorsunuz raporu? İfadeler 16 gelmiş. Nisan'la ne ilginiz var sizin? Yani acaba o ifadeler 16 Nisan'dan önce ortaya çıkarsa, bilinirse referanduma olumsuz etkileyecek, evet kampanyasını olumsuz etkileyecek bir şeylerden mi korkuyorsunuz? Mesele budur. Yani bu giz perdesi, sır perdesi her vatandaşın kafasında soru işareti. Ama bu kampanyayı bunun üzerine oturtmak doğru değil. Samimiyseniz darbe komisyonunu çalıştırırdınız. Ha, başka bir şey var. Şimdi Sayın Genel Başkan'ın işte darbecilerle konuştuğu gibi bir iftira, onu sordunuz. Külliyen iftiradır, yalandır. Kim söylüyorsa. Sayın Cumhurbaşkanı'na birileri söylediyse söyleyenler yanıltıyordur, iftira atıyordur. Kendisi uyduruyorsa millete havale ediyorum. Fakat şöyle bir şey var. Ey efendim, şeyden İstanbul'da havaalanında beklememiş gitmiş. Ya Allah'ını severseniz, Sayın Başbakan devletin başbakanıydı. Sayın Genel Başkan'ın korumalarının 100 katı koruma var Sayın Başbakan'da. Ne işi vardı Çankırı Tüneli'nde? Niye meydanlara atlamadı? E tabii ki kendini koruyacak. Ben bunu kınayarak söylemiyorum. Bir akla davet ediyorum insanları. Dilini kontrol etmeye davet ediyorum. Tabii ki devleti yönetenlerin böyle kriz dönemlerinde ilk önce etrafındaki korumalar onu güvenlik altına alır. Yani Sayın Başbakan Çankırı Tüneli'ni vurdu, oradaydı. Sayın Genel Başkan da kendisi için güvenli bir noktaya gitti. Bundan daha doğal bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı kalkıp da tankların meydanda toplandığı İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nün üstüne mi çıktı? Vatandaşı davet etti meydana, havaalanlarına gidin dedi. Vatandaş havaalanlarına gidip havaalanlarında darbecilere karşı kontrol sağlandıktan sonra silahlı kuvvetler ve devletin güvenlik güçleri havaalanlarında kontrolü, güvenliği sağladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı gitti oraya. Yaptığı yanlıştır demiyorum. Yapılması gereken budur ama bunu kendileri böyle yaparken, yani ben kendi can güvenliğimi alayım, sağlama alayım. Devletin 6000 polisiyle, ordusuyla kendimi koruma altına alayım ama ana muhalefet lideri genel başkanı kendisini hiçbir şekilde güvenli bir alana çekmeden sokakta yürüsün. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Vatandaşın sağduyusu, aklı bunu kabul ediyorsa benim söyleyecek bir şeyim yok. Sayın Genel Başkan ilk günden itibaren, ilk geceden itibaren darbeye karşı çıktığını söylemiştir. Ama bugün mesele referandumda evet oylarını yükseltemedikleri için tartışmayı buradan başka alana nasıl çekeriz diyorlar. Şunu niye tartışmıyorlar Özgür Bey? Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum çıktı dedi ki, baş danışmanı hem de bunun mimarlarında çıktı dedi ki, Türkiye dedi yeni bir dedi devrim yapıyor dedi. Değişecek dedi her şey. Halk dedi devrim yapıyor. Devleti değiştiriyoruz. Devlet yıkılıyor, yeni bir devlet kuruluyor dedi. E bu bizim rejim değişiyor iddiamızın ikrarı. Hem de en yetkili ağızdan ikrarı. Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmektir sizin niyetiniz. Türkiye'yi eyalet sistemine götürmektir, bölmektir dediğimizde hayır diyorlardı. İşte çok açık. Yeni bir devlet. Hangi devleti kuruyorsun? Devleti demokratikleştirebilirsiniz. Rejimi demokratikleştirebilirsiniz. Ama bunu değiştiriyoruz iddiası çok açık bir şekilde bizim söylediklerimizin teyididir. E zaten Şükrü Karatepe de çıktı. Aynısını söyledi. Çin modelini örnek verdi. Bu yapının önümüzdeki süreçte bir eyalet modelini tetikleyeceğinin işaretini verdi. Sayın Cumhurbaşkanı da çıktı bunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı Diyarbakır'a gittiği zaman Diyarbakır'da konuşmasında bakın Türk milleti demiyorum, tek millet diyorum diye milletin adını da tartışmaya açacağını tıpkı daha önce yaptığı gibi söyledi, ifade etti. Mesele şu, bu tutarsızlıklar aslında bu dil altındaki saklanan sözlerin ortaya vurulması, dökülmesidir. Bunlar evet cephesinin ne kadar sıkıntıda ve zorda olduğunu gösteriyor. Hani Tarzan zorda diye bir şey vardı ya. Onun için nasıl olur da hangi kesime nasıl yöneliriz telaşı içerisindeler ama biz rahatız bu konuda. Çok açık bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bütün devletin parasını yığsalar, bütün Türkiye'deki boya fabrikalarının boyalarını dökseler,
obayaların tamamıyla gök kubbeye, Türkiye'nin üstünde gök kubbeye evet yazsalar gene sandıktan hayır çıkacak. Millet buna o fırsatı vermeyecek.